O şahri yakında joylaşken dostluk çekirası 100'ye yakın odan bir haftadan beri Özbekistan göteş ilinci durupta. Karantin sebep çekiralar yapılış ortadan iki devlet fakat öz fukaralarını kabul kıla yaptı. Bırak kaysi günü ekeni normalum. 3 ay evvel Bişkek'e gelgen Rıştanlık Ali Şereket kuruluş işlerde usta bulup işlegen. O 3 günden beri dostluk çekirası yanında tünemekte. Başda kep kaldı ki karantin içi şey takılıp gitgenmez. Kalıp işlev yürüdük. Açılışını geçen yani meydaçıda bugün de buldu, bu magende bulmayı. İşte hanedarlarda işlev yürüdük. Yaşlı insanlar var, iş görse açtı. Kulumuzu bir işte. Tazalıkları ayakalı maskeler falan. Kuşa çıkmadık, pek de çıkmadık. Karantin kuyruğu oyalarda, kocalarda ayakalı halatta işlev yürüdük. Yeni bana açılıp ütkizi yaptı dedi. Çünkü köy ütkü o arada. Girdik. 3 günden beri toplu ötkizi yaptık ya, üstü üstü. Şu an kütüp, 3 günden beri yok. Biz bu bir hafta da yok geldiler bu arada. Şimdi o da Özbekistan kabul kılsa ötkü etişimiz gerek şu. Söngi yılları Özbekistan'dan Kırgızistan'a gelip işleyirkenler sonu artken. Erkekler asosan kuruluş işlerde, çayxona, kafiyelerde navvoy ve oshpaz bo'lib ishlaydi. Ayollar ise dalalarda kundalik haq olib ishlaydi. Oshpaz Murat Alake, chegara yaqında Özbekistan'a o'tish ilinjida turganlarga osh pishirib berish uchun masalliq tayyorlamoqda. U Bishkekdagi kafelarda oshpaz bo'lib ishlagan. Qirg'izistonga men yanvar oyida kelganman. Karantin bo'lib qoldi. Karantinda umuman endi stolovoylar berkilgan. Ish bo'lmadi. Endi shu mana bir 15 kundan beri endi shu stolovoylar ochildi endi. 15 kundan beri ish qilyapman. Endi O'zbekistonga o'tib ketishim kerak edi. Endi hozir yo'llar berik. Yo'llar ochilsa, Xudo xolasa O'zbekistonga o'tib ketamiz. O'zbekistonda ham bu yerda ham puli birday topsam bo'laveradi. Arada kundagisi kunda kirib ketadi pul. O'shanga bag'a kelsak, bag'da bir oyda to'planib boradi. Shuni hisobiga kelamiz. Qirg'iziston koronavirus sabab o'z hududida qolib ketgan o'zbekistonliklarga joriy yilning 1-iyulgacha yurishga ruxsat bergan. Toshkentlik Rumiya Rahimova joriy yilning 5-fevralida Bishkekka dugonasining to'yiga kelgan. U Qirg'izistonda yurish uchun 2 oyga rekstratsiya qildirgan. Biroq mart oyi boshida koronavirus xavfi sabab chegaralar yopilishi ortidan bugungi kungacha O'zbekistonga qayta olmagan. 4 oydan ortiq tanishlari uyida yashagan ayol do'stlik chegarasiga bir hafta avval kelgan. Вот уже шестой день нам позвонили в посольство, сказали, можете... Yo'lga chiqishdan avval O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasiga qo'ng'iroq qilib, chegara qachon ochilishi to'g'risida so'radim. Ular 2 kundan keyin ochiladi, chegaraga boraversangizlar bo'ladi degan. Biroq kelganimizga 6 kun bo'ldi, hanuz chegaradan o'tolmayapmiz. Erta indinga deyishyapti. Chegara yaqinidagi kafeda ovqatlanib, shu yerda yotyapmiz. 4 homilador ayol bor, 1 ayol yosh bolasi bilan. Boshqa yerga borolmaymiz, bu yerda bizga yordam berishyapti. Biroq yuvinishga imkon yo'q. Kunda xarajat qilib, hozir yonimda 1,5 dollar qoldi. Bizni tezroq chegaradan o'tkazib yuborishsin, iltimos. Очень тяжело, очень. И вот мы просим помощи, пожалуйста, помогите нам перейти. Rumiya opa har kuni elchixonaga qo'ng'iroq qilayotganini, biroq aniq javob ola olmayotganini aytadi. Bungacha BBC ayni shu do'stlik chegarasidan O'zbekistonga o'tolmay sarson bo'layotgan kelinlar ahvolini yoritgan. O'zbekistonga kelin bo'lib tushganiga 20 yildan oshgan bo'lsa ham, bu davlat fuqaroligini ola olmagan qirg'izistonlik kelinlar har 2 oyda chegaradan o'tib, pasportlariga kirdi chiqdi muhrini bostirishga majbur bo'ladi. Ular uchun koronavirus ortidan e'lon qilingan karantin ham qo'shimcha muammolarni paydo qilgan. Dunyo bo'ylab keng tarqalayotgan koronavirus sabab mart oyining o'rtalarida Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegaralari yopilgan.